Kadın, erkek ve çocukların birçoğu sadece üzerlerindeki elbiselerle kaçmak zorunda kaldı. Şimdi bu insanlar Suriye ve Irak'ta yardım bekleyen milyonlarca kişi arasında. Birleşmiş Milletler durumu dünyanın en büyük insanlık dramı olarak niteliyor. Uluslararası Yardım Kuruluşu Amar Vakfı'ndan Emma Nicholson, yapılan yardım çağrısına yeterince ilgi gösterilmediğini söylüyor. Dünyanın bu soruna bu kadar ilgisiz kalmasının nedenini anlamıyor ve açıklayamıyorum. Sadece Irak'ta 1 milyon 400 bin yeni göçmen bulunuyor ve büyük devletler hiçbir şey yapmış değil. Suriye'de ne olduğunu biliyoruz. Sığınmacıların sıkıntıları giderek artıyor. Bence bu durumun nedenlerinden biri dünyada aynı anda ortaya çıkan birçok sorun olması. 180'den fazla sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Interaction'dan Joel Carney, nedenin bağış yapan devletlerin paranın nereye gideceği kararını vermekte zorlanması olabileceğini söylüyor. Bağış yapan ülkeler paralarının nereye gitmesi gerektiği kararını vermekte zorlanıyor. Suriye ve Irak mı, Güney Sudan'a mı, yoksa Orta Afrika Cumhuriyeti'ne mi yardım edelim derken şimdi de başımıza Ebola sorunu çıktı. Ülkeler büyük miktarda bağışta bulundu. Amerika 2012'den beri Irak ve Suriye'ye 1,5 milyar dolardan fazla yardım yaptı. Suudi Arabistan son olarak Birleşmiş Milletler'e 500 milyon dolar verdi. Ancak Carney sorunu çözmek için para yardımından daha fazlasının gerektiğini söylüyor. Evet, daha fazla yardım olsaydı daha fazla hizmet verebilirdik. Bu sorun aslında diplomatik yollarla çözülebilir ancak bütün diplomatik çabalar durma noktasına gelmiş durumda. Bu arada Birleşmiş Milletler yaklaşan zorlu kış koşullarından endişeli. Yardım kuruluşları dünya kamuoyunun bu soruna daha fazla ilgi duyması ve yardımları arttırması için yollar arıyor. Ancak bu konuda başarı yakalayamadıkları da bir gerçek. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi, Washington.